Yeni markamızın adı Sessa Dincer. Monika Sessa ve Önem Dincer. Bir ay sonra ilk mağazamızı açmak istiyoruz. O yüzden çok iyi tasarımlara ihtiyacımız var. Hep beraber burada çalışacağız. Her şey yolunda giderse markayı İtalya'ya götürmek istiyorum. Sanırım şimdilik bu kadar. Eklemek istediğim bir şeyler var mı Önemciğim? Sizlere gerekli briefler verilecek. Piyasaya bir hareket getireceğimizi düşünüyorum. Marka oturana kadar da Signora Monica bizimle olacak. Benim yanımdaki odada. Teşekkür ederim Önem. Her şey bizim masamıza gelecek. Ancak ondan önce birinin kontrolünden geçecek. O kişi de Öykü. Öykü okey demeden hiçbir şeye bakmayacağız. Tüm yetki onda. Bunu tekrar hatırlatmak istedim. Şimdi hepinize kolay gelsin. Hayırlı olsun. Selam. Derin, hoş geldin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yani tabii biraz böyle garip oldu Önem Hanım'ın ofisinde ama ben yine de çok mutluyum. O yüzden sana teşekkür etmeliyim. Biraz konuşalım mı? Hemen geliyorum. Tabii, Emir büyük yerde. Çok güzel olmuşsun. Biliyorsun değil mi? 4-5 saniye oldu. Ne? Derinle diyorum. 4-5 saniye bakıştınız. Bir erkekle bir kadın 4 saniyeden fazla konuşmadan bakışırlarsa olanlar olmuş demektir. Ay öf olacak, saçmalama. Kız neler pişiriyorsun? Anlat vallahi yiyorlarım ha. Ay bir şey olacak. Ha. Beni takip et. Hayır yani Öykü şimdi bizim yeni patronumuz mu? Ben onu pek anlamadım da. Ya buranın tek kraliçesi var, o da sizsiniz. Yani ben şimdi o organik paçoza da kraliçem mi diyeceğim kraliçem? Ya ölürüm daha iyi vallahi. Tabii canım, alın bizi gömün şuraya, olsun bitsin bu iş. Bittik biz ya. Dünkü şey, affedersiniz. Ay ya bir de gördün mü o havaları tavaları ya? Bu sabah geldi ofise böyle. Bir de kendine yeni tarz yapmış. Aman artist. Ya görmez miyim ayol? Sanki küçük dağları o yaratmış. Yani yalnız bir şey diyeceğim. Güzel olmuş ha. Olacak. Ay tamam. Kesin. Ben böyle bir şeye izin verir miyim sanıyorsunuz? Hayır. Hayır. Monika'nın öyküsü varsa benim de... Sizin de Şeyma'nız var. Ay... ben... bilmem ki yani ben yeni çizmeyi öğrendim. Ben çok anlamam ki. Bu işlerin %90'ı özgüven. Hiçbir şey değilsen bile, ki değilsin, bir şeymiş gibi davranacaksın. Ay, üzülme. Daha önce söyledim bunu sana. Boş tenekesin. Ama içini dolduruyoruz. Dolduracağız. Bu süreçte de dünyanın en yetenekli insanıymışsın gibi davranmanı istiyorum. Anlaşıldı mı? Hep destek olacaksın. Asıl beyin sensin. Şeyma'yı Öykü'ye karşı kullanacağız. Siz hiç merak etmeyin kraliçem. Zeki ol. Tamam mı? Zekanı kullan. Aralarına sızacaksın. Çıkın şimdi. Bana kızgın mısın? Öykü'ye iş teklif ettiğiniz için mi? Sonuçta seninle beraber çalışıyordu. Biz bir ekibiz. Onun mutluluğu benim mutluluğumdur. Sana da bir teklifim var. Hoşuna gideceğini düşünüyorum. Biraz İtalyanca konuşuyorsun, duydum seni. Fena değil. Daha önce İtalya'ya gittin mi hiç? Çok.
Çok gittim. Ama epey vakit oldu. O zaman özlemişsindir. Orada yeterince fotoğrafçı yok mu? Var. Ama senin gibisi yok. İtalya'ya gel. Markamın özel fotoğrafçısı ol. Bir sene boyunca beraber çalışalım. Ne dersin? Teklifiniz için teşekkür ederim. Ancak tek başıma gelmem mümkün değil. Ekibim olmadan olmaz. Ekibinde olursa tamam mı yani, öyle mi? Evet. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Peki kaç kişi ekibin? İki. İki kişiyiz. Ben varım. Bir de Öykü var. Eğer Öykü de benimle gelirse teklifinizi seve seve kabul ederim. Bence de Öykü gelmeli. Keşke gelse. Ama onun burada bir ailesi var, erkek arkadaşı var. İşi de var. Neden onları bırakıp gelsin ki? Neden gelmesin ki? Bu çok güzel bir fırsat. Onun gözünü boyamalısınız. Mesela Milano'da moda üzerine eğitim almalı. Moda okuyor zaten. Değişim öğrencisi olabilir. Yani exchange student. Ona burs verebilirsiniz. Öykü'nün en büyük hayali çok iyi bir modacı olmak. Dünyanın en iyi moda okulunda okuyup en iyi yerinde çalışmayı reddetmeyecektir. Ki zaten onu sevenler de onun iyiliğini ister, değil mi? Üstelik sadece bir sene için. Tamam. Şansımı deneyeceğim. Umarım kabul eder. Umarım. Ben izninizi isteyeyim. Tabii. Seni gelişmelerden haberdar edeceğim. Lütfen. Seni dinliyorum. Biraz kabartırsın. Çok güzel olur. Tamam, o renkler de oraya sıkıntı olmaz. Tamam. Derin, bitti mi toplantı? Nasıl geçti? İyi geçti, yeni projeleri konuştuk. Ya Derin, sen bana kızgın değilsin değil mi? Ben Monika Hanım'la konuşurum. Seninle çalışmaya da devam ederim. İhmal etmem seni. Etmezsin bile. Ama sen şimdi bunu düşünme. Önünde çok güzel bir fırsat var. Onu değerlendir. Ne demiştik? Bir kapı açılır, sonra bütün kapılar açılır. Senin önüne daha güzel fırsatlar da çıkacaktır eminim. Biz seninle daha çok iş yapacağız. Ne yalan söyleyeyim, ben çok rahatladım şu an. Hoşça kal. Tekrar gel. Görüşürüz. Ay, Olcay tamam şu, sus. Hiçbir şey söyleme hadi. Hadi sen de tamam hadi, ne diyorduk, çalışmamız lazım. O zaman çalışalım, sen beni çalıştır. Çünkü beyin selmişsin, ben de kullanılacakmışım ya. Onlar da nasıl laflar söyle hiç anlamadım. Nasıl da laf değiştiriyor bak. Şimdi susuyorum, tamam susuyorum ama. Ay tamam üf Olcay. Ne işin var burada? Seninle aynı sebepten geldim. Tebrik etmeye. Evet, evet. İyi. Doğru yaparsın. Ama önce tebrik et, sonra veda et Öykü'ye. Nasıl olsa seninle çalışmayacak artık. Bu kadar emin olma derim. Çok da üzüldüm biliyor musun? İyi anlaşmıştık seninle.
Hatta yastayım diyebilirim. Bak ben de siyah giyinseydim ha. Tüh. Hükü'yle çalışmaya devam edeceğiz. Tamam tamam çalışırsınız. Beyaz. Yahu şaka yapıyorum hemen de çatma kaşlarını. Gül biraz. Bak yoksa bu ifade yapışacak suratına. Şimdi ben ne diyorum biliyor musun? Atıştık matıştık ama hiç seninle adam gibi oturup da böyle erkek erkeğe konuşamadık. Akşam karşılıklı yemek mi yesek diyorum. Tamam. Sarıyer'de bir balıkçı var babanın yeri. Orada buluşalım. Erkek erkeğe. Entel dantel bir yer değildir inşallah. Değil. Seversin. İyi. 9 diyelim mi? Eyvallah. Eyvallah. Bunu ve bu rengi kullanabiliriz. Öykü Hanım, Signora sizi odasında bekliyormuş. Haber vermemi istedim. Tamam, hemen geliyorum. Signora. Söylüyorsun ne kadar havalıymış. Signora Öykü. Signora Acar. Konuşmayı sevmiyorum biliyorsun. O yüzden hemen söyleyeceğim. Bilmez miyim? Ben de hiç sevmem zaten uzun uzun konuşmayı. Gerek yok bir kere. İtalya, Milano, burs, moda, eğitim, iş, para. Nasıl? Ha, ya Monika Hanım gerçekten uzun uzun konuşmayı hiç sevmiyormuşsunuz da. Biraz açsak ben pek anlayamadım da. Tamam. İtalya'da bir şehir var, Milano. Modanın kalbi orada atar. Orada benimle beraber çalışmanı istiyorum. Benimle beraber çalışırken de dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde burslu olarak moda okumanı istiyorum. Çok para kazanacaksın. Çok başarılı olacaksın. Ve bir sene boyunca hayatının en güzel anlarını yaşayacaksın. Bir dakika. Bir dakika. Monika Hanım siz ciddi misiniz? Sence nasıl görünüyorum? Ama harika bir teklif. Monika Hanım kusura bakmayın çünkü ben biraz uzun konuşacağım. Çok heyecanlandım. Kim istemez ki onu çok isterim. Bayılırım. Ya ben o kadar çok istedim ki oraya gitmeyi. Ya bu Milano bildiğimiz Milano değil mi? O kadar araştırdım ki. Tabii o zaman bizim para durumumuz pek müsait değildi ama... bizim okuldan oraya transfer de olabilirim ben şu an. Çünkü biliyorum araştırdım. O kadar iyi bir okul ki. Benim İtalyancam da var biraz böyle. Mesela çağ biliyorum. Come stai var. Grazie var. Ama gerisini de öğrenirim zaten. Hem bir sene boyunca sizinle birlikte çalışacağım. Daha iyi ne olabilir ki? Annem. Annem de çok sevinir bence. Hatta bayılır. Şeyim. Ben Ayaz'ı bırakıp gidemem ki. Yani kusura bakmayın Monika Hanım. Ben size bu özel detayları anlatıyorum. Bağışlayın beni ama olmaz. Ama belki o da gelir benimle. Ya da bilmiyorum biraz sabrederiz, bekleriz, ayrı kalırız. Ama sonra ne olursa olsun kavuşuruz biz değil mi? Bu benim için çok önemli. Ayaz. Ama bence beni destekler o. Yani desteklemeni benim için çok önemli. Destekler mi? Desteklemez. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hemen cevap vermek zorunda değilsin. Zaten önce buradaki mağazayı açmamız gerek. O işin başında sen varsın. Çok yorulacaksın. Çok çalışacaksın. Hedefin belli. Mağazayı aç, İtalya'ya gel. Benim teklifim budur. Peki. Teşekkür ederim. Akşam 9'da burada ol. Tamam bakalım.
Ha. Biraz da daha az konuş lütfen. Yani o biraz zor tabii ama ben denerim onu da. Onu denerim. Galiba biraz da hava alsam iyi olur. E tamam o zaman. Çıkalım mı? Tamam. Ben bir üstümü değiştireyim. Rahat bir şey giyeyim o zaman. Benim sana söylemek istediğim bir şey var. Hepsini konuşuruz sen. Önce bir üstünü değiştir, sonra gidip bir yerde dinlenelim. Hadi. Çocuğumuzun doğumunu kaçıramazsın. Aa, hamile misin gerçekten? Ay yok ya, hamile falan sen değil ya. Evren'e böyle mesaj yolluyormuş. Ondan sonra onun böyle bir geri dönüşümü mü oluyormuş? Öyle hamile gibi hissediyor kendisini yani. Ay, niye canım olacağım hamile kalacağım Allah Allah. Bir tuhafsınız ya. Üf. Ne oluyor ya? Yeni yöntemiymiş. Öyle hamileyim deyince hamile kaldığını sanıyordu arkadaş. Sanmıyorum canım. Eminim o parmaklarını indir alırım vallahi İlker ha. Alamazsın, vermem parmaklarımı. Peki siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani ne yapmam lazım? Ay niye bize soruyorsun ki anlamadım ben şimdi. Sen git yeni kankana sor. Kuaför de beraber gittiniz zaten. Ya Burcu aşk olsun. Tamam Monika götürdü dedim ya. Hemen sensiz kuaföre gider miyim ayrıca? Yalnız Monika'nın parmaklarının değdiği de belli oluyor. Helal olsun bir kadına. Vallahi. Aynen bak ben de bir erkek gözüyle söylüyorum. Bu sefer çok güzel olmuşsun. Tarsın. Ya arkadaşlar bu arada Şeyma konusunu uzatmayalım artık. Tamam abi işte kız benim için yüzüğünü satmış. Daha ne yapsın? Parayla kötülükler temizlenseydi dünya tertemiz bir yer olurdu. İmza babam. Nasıl laf? Ya tamam şimdi şöyle bir şey var. Biz de Şeyma'ya kızdık ettik falan ama yani güzel jest yapmışımdır. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Sen de mi Brutus? Ay gerçi şaşırmamalıyım ya. Sen Şeyma'yı affetmeye dünden razısın zaten değil mi? Ya yok canım ya o kadar da değildir. Değişmiştir artık ya bence de. İlker sen ne düşünüyorsun? Ben yeni bir pizza modeli üzerine çalışıyorum da acaba onu menüye koysam mı koymasam mı onu düşünüyorum. Arkadaşlar konudan sapıyoruz sanki değil mi? Hayır ben burada çok zor durumdayım ve sizin fikrinize ihtiyacım var. Yani sizce ne yapmalıyım? Gitmeli miyim? Gitmemeli miyim? Yani gitmesem daha iyi gibi. Ayaz var sonuçta. Ama gidersem de güzel olur belki. Gitmemeliyim sanki. Ya bilmiyorum. Aa, tamam Öykü. Git Ayaz'la konuş canım. Söyle Ayaz'a bir dinle çocuğu bakalım ne diyecek değil mi? Aynen. Yani böyle böyle bir şey var. Sen ne düşünüyorsun diye bir sor bence de. Burcu. Sen ne yapman gerektiğini biliyorsun zaten. Tripçi, öperim seni ya. Emre bu hep böyle mi? Tripcan. Canım hiç öyle şey olur mu ya? Evet ya tamam. O zaman karar verilmiştir. Ayaz'a söylenecek. O zaman karar verilmiştir. Sushi'li pizza olmaz. Ne alaka şimdi ya? Ya pizza. Bunu da böyle seveceğiz ya. Olacaktım da yani o artık olmaz vazgeçtim. Olmaz İlker. Şu kadına olmaz. Ya. Sen karışma. Karışma sen. Olmaz benim işim burayı ben dikki bu dikkatim.
Yazcığım, canım. Ben bir teklif aldım. Ne teklifi bebeğim? Bu mu Burcu? Yani gerçekten taklit yeteneğin sıfırmış ya. Kızım Ayaz böyle mi? Üf, tamam tamam. Yollar hepsini bir daha deneyelim o zaman. Kızım zaten stresliyim ya. Aşkım. Canım. Bir tanem. Sevgilim. Söyle annem. Annem. Ağzımdan öyle çıktı. Boş ver sen devam et. Tamam. Şimdi canım ben Monika Hanım'dan bir teklif aldım. O beni giderken İtalya'ya götürmek istiyormuş. Orada bir sene boyunca hem okuyacağım hem de Monika Hanım'ın yanında çalışacağım. Ama dünyanın en iyi üniversitesi. Ne dersin? Hayatta başarılar dilerim. Ne diyeyim? Yoluma bakarım ben de. Ne yapayım? Bir sene ayrı kalınır mı ya? Ya aslında senin için de fena olmaz. Bir sene İtalya. Oh mis gibi yani. Öyle mi İlker Öküzü? Öyle mi ha? Ben burada senin çocuğuna hamileyim. Senin aklın fikrin gezmede tozmada. Tamam hamilesin ya. He he he. Nasıl ya? Şimdi Ayaz bana hayatta başarılar mı dileyecek? El mi sallayacak bana? Bay bay mı diyecek? E yani. Uzun mesafe zordur. Burcu bir seneliğine falan öyle bir yere gitse. Tamam Burcu yani öyle bir bakıyorsun ki hakikaten insan ne diyeceğini bilemiyor yani. Tamam ben sustum ben yokum ya. Ya uzak mesafe ilişkisi yürütemez miyiz? Yürütürüz bence. Ya şimdi Öykücüğüm İzmir'e arabayla gidip gelmiyor ki İtalya yani. Bence zor. Yanıma taşınır belki. Oldu başka. Çocuğun işi gücü var burada. Ya İtalya'da ne yapacak? Modacı mı olacak o da? Ya ne kadar tatlısınız, ne kadar güzel bir moral veriyorsunuz siz ya. Dost acı söyler yavrum. Bir dost daha acı söylesin mi? Darılmaca, gücenmece yok ama. Bir zamanlar benim görebildiğim kadarıyla senin için bir tek Ayaz vardı. Ama şimdi bakıyorum da resmen işkolik plaza kadınlarına benzemişsin. Yok Monika, yok İtalya. Nasıl olsa Ayaz'ı tavladım. Ayaz cepte diye düşünüyorsun. Salmışsın kendini yani. Ama ben ilişkilerde genelde erkeklerin sağlığını düşünürdüm. Sizde durum tam tersi olmuş. Ya saçmalama İlker lütfen. Yani ne salması? Yok yok öyle bir şey. Sana öyle geliyor. Bak benden sana erkek tavsiyesi. Böyle gidersen bu çocuğu kaçırırsın onu söyleyeyim. Emre! Ya tamam Burcu sen de düt 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 trafik polisi gibi ama ya. Kaçar mı ki Ayaz benden? Yok canım kaçmaz yani nereye kaçacak? Niye kaçsın ki? Ayaz sever beni bir kere. Çok sever. Bırakıp gitmez o beni ya biz iyiyiz. Mutluyuz. Monika Hanım arıyor. Efendim Monika Hanım? Hemen mağazaya gel. Çok büyük bir sorun var. Çabuk ol, acil. Tamam, tamam ben hemen geliyorum. Eyvah! Ne oldu? Bilmiyorum, kesin çok kötü bir şey oldu. Ne oldu, ne dedi ki? Bir şey demedi tabii. Keşke deseydi. Deseydi benim için daha rahat ederdi ama çabuk gel dedi. Ne yapacağım ben ya? Kesin ben yine kötü bir şey yaptım. Heh. Öykü yine kendi panik butonuna bastı arkadaşlar. Cümleten geçmiş olsun. Ayaz. İşte önce teknikten bahsederiz. Sonra yaptığımız değişiklikleri gösteririz. Ondan sonra da zaten... Efendim canım. Ayaz, ben İlker'in kafesindeyim. Beni hemen buradan alman lazım. Ne oldu, iyi misin? Ya iyiyim ben. Zaten Burcular falan da burada. Bir şey yok da sen çok acil buraya gelsen iyi olur. Tamam da şey vardı şimdi ya. Ya Ayaz lütfen. Ya tamam, geliyorum. Bekle beni orada. Tamam, bekliyorum. Öykü ya. Şu panik halini bir türlü atlatamadın gitti. Çocuğa da yazık. Bir şey oldu sancak. Bir şey oldu çünkü Burcu. Kesin bir şey oldu. Sadece biz tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Gidince öğreneceğiz.
Ayaz, problem ne? Yok yok. Ya bizimkiler yanındaymış zaten. İlker'in mekanındaymış. Ya sana ihtiyacım var dedi. Bilmiyorum. Sen kal, toplantıya gir. Ortak, emin misin? Evet evet. Ne konuşmuştuk dün? Sen yokken ben varım, ben yokken sen varsın. Tamam da yani sen hiç yoksun ki. Haklısın. Ya kusura bakma, alttan al ne olur. Tamam ortak, yani bak problem değil, ben hallederim de... Yani önemli bir toplantı bu Ayaz. Hem de bak çok önemli. Hani unutma senin de bir hayatın var. Madem bizimkiler yanında Öykü'nün, belki o kadar önemli bir şey değildir. Yani belki tek başına halledebilir. Sonuçta kocaman kız. Yok yok, gitmem lazım ya. Beni yanında istedi. Bunu riske atmayayım. Hem bak belki yetişirim ha, ararım seni. Tamam? Peki tamam, haber ver o zaman. Sağ ol ortak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.